Burada hoş geldiniz diyorum. İyi çalış diliyorum. Evet. Öncelikle 3 Haziran 1963'te aramızdan ayrılan büyük insan, büyük şair Nazım Hikmet Ruhan huzurlarında saygı, minnet ve rahmetle eğiliyor, saygı duyuyoruz. Büyük ustamızı anarken onun güzel eserlerinden birini sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, Nazım Hikmet Ruhan. Dört dala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, işler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Bir de tabii gene yanılmıyorsam dündü. Eski ilçe başkanlarımızdan Hızır Yılmaz'ı huzurlarınızda rahmetle, saygıyla anıyorum ve sizlerden de hep beraber ona bir güzel alkış gönderelim istiyorum. Hızır için yaptık. Bu tabi. Evet değerli dostlar, değerli partileriz. Beykozlular, çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bu güzel ülkemin, güzel insanlarının artık yüzleri maalesef gülmüyor. Geçim derdi artık her şeyin üzerine çıktı. Artan enflasyon, artan bakkaldaki fiyatlar, artan marketlerdeki fiyatlar, pazardaki fiyatlar, kiralar, işsizlikler, doğalgaz, elektrik ve onlarca şey. Sayamayacağımız bir sürü şey. Ve sonuç, 20 yıldır ülkemizi yöneten bu ceberut iktidar maalesef ve artık hepinizin de bildiği, gördüğü gibi sona geldi. Yani gidiyor. Yani geliyor gelmekte olan. O yüzden hep beraber yorulmadan, bıkmadan, neden, niçin, niye diye sormadan çalışmalıyız. Yetmez arkadaşlar. Çok çalışmalıyız. Görüyorsunuz ve görmeye devam edeceğiz. İstanbul'u alan, iktidarı da alır diyen il başkanımız Canan Kaptancıoğlu'nu şu an sudan sebepler ve bahanelerle yıllarca hapse mahkum etmeye çalışıyorlar. Ve gene 16 milyon İstanbullu, hepsi benim hemşerim diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na karşı haksız, hukuksuz açılan davalarla çok korktukları siyaset yapma hakkını elinden almaya çalışıyorlar. Değerli dostlarım, ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar kötülükten yana olurlarsa olsunlar, geleceğin önüne kimse ses vuramamış, bunlar da vuramazlar. O yüzden en karanlık gecenin sonu mutlaka aydınlıktır. Ve bizler her gün bir komşumuzu, bir dostumuzu, bir arkadaşımızı mutlaka bu büyük aileye katmak için çaba sarf etmeliyiz. Ve de katmalıyız. Bugüne kadar hep söyledim, söylemeye devam edeceğim. Cumhuriyetimizin temellerini oluşturan 3 büyük fabrikamızın kapatılıp holdinglere satılması sonrası Beykoz'umuz her geçen gün daha da büyüyen sorunlarıyla yaşamaya mahkum edilmiş ve Beykoz'da her geçen gün daha da büyüyen yoksulluk batağına
mahkum edilmiştir. Maalesef AKP'nin yerel yönetimlerde yıllardır Beykoz'un dertlerini çözmemiş, çözememişlerdir. Hazineden metrekaresi 30 TL'ye aldıkları tapuları vatandaşımıza 130 lira, 150 liraya satarak Beykoz Belediyesi'nin kasasına giren milyarlarca Türk lirasını har vurup harman savurmuşlardır. Şu anki AKP'li belediye aynı şekilde geçmişi artacak şekilde Beykoz'un parasını çarçur etmektedir. Çok değerli dostlarım, sizlere istemesem de gönlüm el vermese de bir gerçeği söylemek zorundayım. Beykozlu tabutta yaşıyor. Evet. Bu cümleyi söylemek zor. Maalesef öyle. Acı gerçek bu maalesef. Yıllar öncesinin yapılaşması, yapılaşma şartları, zamanında artan nüfus, bunun yanına ne koyarsanız koyun. Sonuç, çok kötü bir yapı stoğumuz var. Çok kötü bir yapılaşmamız var. Peki bu sorun bugün mü oldu? Tabii ki hayır. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl. Peki bugüne kadar ne yapıldı? Maalesef hiçbir şey. 30 yıldır her gün plan yapacağız, plan yapıyoruz, bitti, bitiyor. Sonuç ne biten ne de olan bir şey var. Zira önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde öncelik sermayenin, zenginlerin, yandaşların Beykozlu hiçbir şey yapamazken Çubuklu MESA konutları gibi ne kanun ne nizam hiçbir şey dinlemeyen bir sürü sermaye yandaşlar var. İptal olmuş planlara rağmen son sürat trilyonluk dairelerini yapmaya devam ediyorlar. Peki bizim misafir belediye başkanımız ne yapıyor? Eminim kolay gelsin diyordur. Ne yapıyor bizim misafir belediye başkanımız? Tokatköy'de 487 adada 3 parselde kentsel dönüşüm var. Hepinizin malumu. Vatandaşımıza çıkın, yıkın, gidin. Ben bir yapayım. İnşaatları sizinle sonra bir ara görüşürüm diyor. Şimdi buradan sesleniyorum. Belediye başkanı, yöneticileri, siyasi yöneticileri AK Parti'nin tümüne söylüyorum. Bu kafayla gitmeye devam ederseniz biz biliriz, biz yaparız demeye devam ederseniz gayri samimi bir şekilde biz CHP'ye de sorduk demeye devam ederseniz bu Beykozlu Tokatköy'de Zerzavat'ta olduğu gibi ne bayram dinler ne seyran dinler. Her gittiğiniz yerden kovulursunuz, sokağa çıkmaya korkarsınız, sonra demedi demeyin diyorum. Evet. Bir diğer değinmek istediğim konu da hepinizin malumu bazı basın organlarında uzun süredir yazılıp çizilen Beykozlu balıkçı var. Beykoz balıkçısı adı geçen yer. Takip ettiğimiz kadarıyla mevcut yerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri yine Büyükşehir Belediye'mizin zabıta ekiplerince Beykoz Kaymakamlığı'nın talimatıyla çıkarıldı. Ancak bu kişiler yolun karşısına yeni inşa edilen bir yere geçtiler. Basında yazılan kadarıyla ruhsatının sıkıntılı olduğu ve bu durumda CHP meclisiyeleri ve bizler ne yapıyor veya niye bir şey yapmıyor eleştirisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, bu hangi partili, bu hangi, ne iş yapıyor, bu ne yapıyor, bu ne yapmıyor gibi sorular ve netlarıyla asla muhatap olmayız, muhatap da almayız. Zira herkes dilediği işi yapmakta hür ve serbesttir. Ancak söz konusu kişiler belediye veya adli makamlarca korunuyorsa veya kullanıyorsa buna da göz yummak bizlerin işi değildir. İşi de olmayacaktır. O yüzden şimdi buradan söylüyorum. Bu restoranla ilgili olarak ruhsatı var mı? Varsa ruhsatla ilgili bir sorun var mı? Yoksa burada nasıl faaliyet gösteriyor? Bu soruları meclislerimiz belediye başkanlık makamına da yarın soracaklardır arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Evet değerli dostlarım, basında
beraber olduğumuz bölüme burada son verelim. Ondan sonra aile sohbetine geçelim istiyorum. Basın mensupları arkadaşlarımızdan ve CHP üyesi olmayan arkadaşlarımızdan müsaade edeceğiz.